Merhaba çiçek dostlarım, kanalıma hoş geldiniz. Yine sıra içinden ikinci bir videomu çekeceğim. Neler yaptım? Böyle annemle birlikte aranjman hazırladık. Böyle bakın. Hem getirdiklerimden hem de burada üretimde yapraktan olanlardan. Şöyle şunlar yapraktan üretim arkadaşlar. Şunlar da bunlar kristat olmuş, ayıramadım. Şöyle şunlar da üretim, bu da üretim. Bunları bu şekilde aranjman hazırladık. Bunu tepe çelik olarak ektim. Bazılarını şunları tepe çelik olarak ektim. Tepe çelik arkadaşlar şöyle aldığımız yerlerden tekrardan veriyorlar. O şekilde tepe çelik üretim gerçekten çok güzel oluyor. Daha verimli oluyor. Sukulentler hem yapraktan hem tepe çelikten gerçekten çok güzel üretim elde etmiş oluyoruz. Bu da aranjman bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Annemle birlikte. Şimdi bunların sökümünü yapacağım. Şunları söktüm. Şunları arkadaşlar böyle kasa içine ekeceğim. Şöyle bakın. Şu mesela kristat olmuş. Harika bir form almış. Şöyle yani şu telefonum var ya gerçekten beni çok üzüyor. Tam netleştirmiyor. Yakınlaştırdıkça bakın bulanık yapıyor. Şöyle şunları arkadaşlar bakın söktüğüm bir tane yapraktan şöyle kaç tane bunları ayıracağım arkadaşlar. Daha güzel gelişmeleri için. Şöyle bakın bir yapraktan 4 tane şöyle bebek vermiş. Şu mesela şuna bakacağım. Bunlar bahçe toprağı arkadaşlar. Yani hiç korkmayın. Sukulentlerinizi, kaktüslerinizi bahçe toprağına ekebilirsiniz. Şunları ayıracağım. Bakın şöyle kolları var şuradan. Ayıracağım bunları. Bunları da aynı şekilde daha iyi gelişmeleri için arkadaşlar böyle ayırmak gerekiyor. Bakın şunları ayıracağım hepsini birbirinden. Şunları hepsini bir kasa içine alacağım. Şöyle göstereyim size. Burada çilekler var. Şunları annem de ekiyor. Şurada. Anne bunları bir araya ekmeyecektin. Ayrı ayrı ekeceğiz. Şunlar var ya şunları. Şunları mı? Şu albertleri. Bunları da ayırdım arkadaşlar. Şunu şu ölmüş şu yaprakları. Bakın dökülmüş. Annem biraz fazla su vermiş. Bilmediği için sukulentler çok su istemiyor biliyorsunuz özellikle kış aylarında bir de bahçe toprağı hani çok geçirgen olmadığı için ıslaklık kalıyor. Neyse bir tane kaybımız oldu önemli değil. Şunları ayırmaya çalışacağım. Bir tanesini ayırdım göstereyim. Şöyle aranjmanın içine de koydum. Şu anne şunu da ayırır mısın? Şunu, şunları tamam. Tek tek onların ekimini yapacağız. Tamam. Daha güzel gelişmeleri için. Şöyle arkadaşlar ayırıyoruz. Annemle birlikte. Bunlar da böyle. Bakın üretimde olanlar. Ayırdığımız zaman daha da güzel gelişecek. Şunları getirmiştim. Hafif bir sulama yaptık. Kurumuştu toprağa. Bunlar da sera içinde. Bakın bunlar da yapraktan burada. Şöyle bakın. Böyle eldiven kullanmıyorum arkadaşlar. Sevmiyorum eldiven kullanmayı. Şunu ayıracağım. Bakın şu. Bunu ayrı ayrı saksılara ekimini yapacağım. Benim balkonumda güzel gelişim sağlamadı. Aldığımda çok büyüktü arkadaşlar. O yüzden buraya getirdim. Böyle çok iyi gelişmeyen türleri. Burada böyle üretimi alıyorum. Bakın burada bıcır bıcır. Yani bu da arkadaşlar Paraguayense. Bu da çok güzel olmuş. Böyle bunları annem ekmiş. Böyle bunlar yapraktan. Bunları ayıracağım. Ayrı ayrı ekeceğim. Şöyle bu şekilde arkadaşlar
Bakın bunlar da çoğaldı, büyüdüler. Şöyle bunları aranjman yaptık. Bakın size şimdi. Anne bıçak yanında mı? Aşağı bak, ben yanında değilim. Göremedim. Ha, tamam. Bakın bu da böyle Paraguayense arkadaşlar. Çok güzel renklenmiş. Bunların hepsi aynı tür. Şu bir farklı tür. Onu da ayıracağım. Bakın kaç tane vermiş bir tane yapraktan. Gerçekten çok bereketli oluyor sukulentler. Şöyle bunları da arkadaşlar. Şunlar kara kız. Şöyle bakın bir sürü bebek vermiş. Harika olmuşlar. Buradan bir tane tepe çelik aldım. Onu aranjmana koydum. Buradan da bebekler bekliyorum. Hatta geçen balkonumda göstermiştim. Üç kafalı. O şekilde olmasını bekliyorum arkadaşlar. Böyle tepe çelik aldığımızda bu gövdeden tekrar bebekler veriyor. Aynı şu şekilde. Bakın bıcır bıcır olmuş bunlar. Şöyle şu alt yapraklarını temizleyeceğim. Mesela şu şunların bebeklerinden böyle çoğaltım yapabilirim. Bunlara bir el atacağım. Hatta şundan bakın. Şöyle bakın arkadaşlar. Alttan bile bebekler vermiş. Hatta bunun bile tepe çeliğini almak istiyorum şunların. Tekrar şöyle gövdeden bebek vermesi için çoğaltmak istiyorum. Burada da var. Bunlar leş kaktüs. Şurada prenses çamları var. Şunları da alacağım. Bunlar kurumuş. Ama gövdesini almadım arkadaşlar. Bakın gövdesi şu anda canlı. Tamamen kurumamış. İnşallah ilk defa denemiş olacağım. Belki gövdesinden tekrar verebilir. Şu otları temizlememiz gerekiyor. Şöyle prenses çamları var. Otlar olduğu için tam belli değil. Şuradan aldım. Para çiçeğinden aranjmana koydum. Böyle köklü koymuyorum arkadaşlar aranjmanlara. Köksüz koyuyorum. Aldığım yerden tekrar bebekler veriyor. Böyle. Bakalım annem neler yaptı. Anne çok aralıklı ekmişsin. Biraz daha Yok, onlar sıklaştırabilirsin. büyüyünce Şunları sıklaşıyor. ayıracağız anne. Ayırdım onu. Ayırdım da o bitişik. Ha. Böyle arkadaşlar. 10 dakikayı dolduracağım. Çünkü 10 dakikayı doldurmam gerekiyor. Abone olmayan arkadaşlar varsa, abone olurlarsa çok sevinirim. Burada da lahanalar var. Burası biraz karışık. Burada da ağacımız yine böyle baharın gelmesiyle yeşermiş, çiçekler açmış. Böyle arkadaşlar. Biraz da şu tarafa geçeyim. Böyle burada da burası da böyle arkadaşlar. Yazın oturduğumuz kamelyamız. Şöyle barbekümüz var. Annem böyle komple burayı böyle ışıklandırdı. Akşamları çok güzel yanıyor. Burada da park var. Çocuklar için salıncak. Burada böyle hamaklarımız var arkadaşlar. Tarafı da göstereyim size. Şöyle şurası da. Şu üst katın bölmesi. Şöyle
Burası tamamen ağaçlık. Burası da arkadaşlar dışarıdaki lavabomuz. Böyle annem yaptırdı. Hani böyle misafirler geldiği zaman en azından bir kolaylık oluyor lavabo. Dışarıda olması da çok iyi oluyor. Şöyle bakın, bu ağaçları bile annem süslemiş. Bu şekilde arkadaşlar. Şu diğer tarafta tarla, boş bir arazi. Yukarıda da yeni bir komşumuz var. Böyle. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.